Efendim, Mescid-i Aksa uzak mescit değil, üç haremden birisi, gidip görmemiz gereken yurt. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 124 bin peygambere imamlık yaptığı, namaz kıldırdığı, Hatebül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin oradan Kubbetü Sahra'nın altında Hacer-ül Muallaka diye bilinen o büyük kaya ile gelen rivayetler ile Miraç'a yükseldiği o mübarek belde ve geri döndüğünde aleyhissalatü vesselam Efendimiz çektiği bütün sıkıntılar dedik ya, işkenceler vardı, şehirden çıkarılma vardı, Ebu Talip vefat etmiş, Hatice annemiz vefat etmiş, Taif'ten kovulmuş, bir daha Mekke'ye girebilmek endişesi var ve müminler işkence altında şehit ediliyor. Bütün bunlar yaşanırken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama bir müjde gibi kurban olduğum Allah Mescid-i Haram'dan alıp da 700 kilometre, 1000 kilometre öteye Mescid-i Aksa'ya götürdüğü, kardeşleri bütün peygamberleri gösterdiği, onlara namaz kıldırdığı, haydi kulum yukarıya yukarıya daha gösterilecekler var sana dediği, Miraç'a yükselttiği, bütün onları görüp de sıkıntılarını orada bırakan ve müminlere hediyeler getiren, Bakara suresinin son ayetleri diye bildiğimiz, her gece okuduğumuz Amener Resulü ayetleri o vesileyle geldi diye rivayetler vardır bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla müjdeler müjdeler vardır. Eğer tövbe edersek tövbelerimizin kabul olunacağı, affolunacağı müjdeleri vardır. Bütün bu müjdelerin yaşandığı yolculuk, bütün bu işlerin yaşandığı durak işte Mescid-i Aksa. Kanımız da aksa, gözümüzden yaşlar da aksa oraya doğru, bir gün müminlerin eliyle inşallah hürriyetine kavuşacak harem-i şerifimizdir bizim için.